Sevgili Marmaris TV izleyicileri, değerli fotoğraf dostları, Işığın Peşinde programımızda yeniden karşınızdayız. Birbirinden değerli fotoğraf sanatçılarımızla fotoğraf ve fotoğrafçılık adına sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de doğa fotoğrafçılığında önde gelen çok değerli bir fotoğraf sanatçımız var. Sayın Akın Acar. Hoş geldiniz Akın Bey. Hoş bulduk Seyhan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Akın Bey, Uluslararası Dünya Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından AFİAP ünvanıyla onurlandırılmış, günümüzde 400'den fazla ödül ve sergileme almış, Türk fotoğrafçılığını dünyada en iyi şekilde temsil eden değerli bir fotoğraf sanatçımız. Akın Bey, ağırlıklı olarak çalışmanız doğa fotoğrafçılığı yönünde. Farklı alanlarda çalışmanız mevcut mu? Evet, farklı alanlarda da çekimlerim var ama ben daha çok doğa fotoğrafına yöneldim. Severek yaptığım bir alan. Fırsat buldukça mümkün olduğu kadar bir zaman büyük ölçüde doğa fotoğrafı çekerek değerlendiriyorum. Doğa fotoğrafı çekmek tabii ki size farklı bir haz ve tat veriyor. Biz sizi takip ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Genellikle küçük canlılarla doğanın, tabiatın içerisinde bizim göremediklerimizle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de keyifle sizi izlemeye devam ediyoruz. Peki hocam, 400'e yakın ödül ve sergileme aldınız. Bu çok ciddi bir rakam. Zaten bu rakamdan kaynaklı olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan, üretmiş olduğunuz eserlerden dolayı da Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu, FIAP dediğimiz kuruluş, sizlere AFİAP ünvanını layık gördü. Sizi bu şekilde onurlandırdı. Bildiğimiz kadarıyla bu ünvan zaten hak edilen değil, layık görülen bir ünvan. Evet. Bu taraftan da çok değerli bir ünvan. Bunlarla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili kısaca bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi dünya çapında bir takım federasyonlar var, fotoğraf federasyonları var. Tabii bugün en önemlilerinden bir tanesi de FIAP dediğimiz Uluslararası Fotoğraf Federasyonu. Merkezi bugün Fransa'dadır. Yanılmıyorsam 50'ye yakın ülke üyedir buraya. Dünyadaki fotoğraf camiasını hitap eden bir topluluk, uluslararası bir kuruluş. Tabii bizler de Türk fotoğrafını sadece kendi ülkemize değil de yurt dışında da taşıyalım düşüncesiyle kendi çalışmalarımızı da oralara gönderdik. Baktık ki hakikaten oralarda da değer buldu çalışmamız. Bu bize tabii ne yaptı? Motive etti. Biz daha çok çalışmalarımızı bu şekilde değerlendirme açısından uluslararasında açılmış olduk böylece. Tabii ki yani baktığınızda burada elde ettiğiniz ödüller, başarılar, sergilemeler bunlar birçok farklı ülkede sergilerde, evet, kataloglarda, evet, evet, birçok farklı mecralarda paylaşıldı ve evet, paylaşılmaya devam ediyor. Bu da ülkemizin ve ülkemizdeki fotoğrafçının tanıtılması anlamında önemli bir çalışma. Ki sizler gibi ülkemizde bu ünvana sahip olan kişi sayısı da çok az. Yani neticede belli rakamlarla hitap ediliyor. Yaptığınız çalışmaların önemi burada daha da fazla ortaya çıkıyor. Çünkü Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından yapılan tüm etkinliklerde sizleri takip ediyoruz ve ciddi başarılar elde ediyorsunuz. Evet. Bu da ülkemizin doğa fotoğrafçılığı anlamında veya çalıştığınız diğer tarzlarda tanıtılmasına da bir vesile oluyor. Bununla ilgili çalışmalarınız devam edecek mi? Hani yarışmalara katılmak, ileriye doğru yönelik olarak diğer ünvan başvurularında bulunmak veya bunlarla ilgili bir çalışmanız var mıdır hocam? Evet, şimdi zaten günümüzün Türk fotoğrafçılığına baktığımız zaman gerçekten çok güzel şeyler yapıldığını görüyorum ben. Özellikle birçok genç arkadaşların uluslararası platformda kendilerini boy gösterdiklerini şahit oluyorum. Güzel dereceler de alıyorlar. Bu açıdan düşündüğüm zaman Türk fotoğrafçılığı iyi bir noktaya gidiyor. Şimdi ben tabii ki devam edeceğim. Bu ünvandan ziyade, hani ünvan peşinde koşmuyoruz. Daha çok Türk fotoğrafının hizmeti olsun diye, Türk fotoğrafçıların isimleri de yurt dışında boy göstersin diye uğraşıyoruz. Birçok arkadaşım da bu konuda emek sarf ediyor ve oldukça başarılı yollar kat ediyor. Bunlara şahit oluyoruz. Bunların haricinde tabii bizim çalışmalarımız devam edecek. Sizin ciddi anlamda doğa fotoğrafında ülkemize katkınız var. Evet. Bununla ilgili olarak da ödüllü birden çok projeniz var. Evet. Örnek vermek gerekirse Bir Ses Duydum, Kayıp Cennet, Can Suyu, Onların Gözüyle ve Çığlık isimleri adı altında belli başlı artık bizlerin de bildiği projeleriniz var. Evet. Peki hocam, bu projelerden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi Türkiye'de ciddi anlamda bir doğa sorunu var. Yani ekolojik denge sorunu var. Ben mümkün olduğu kadar bu fotoğrafları çekerken tabii ki toplumsal olarak da bir mesaj iletivermeye çalışıyorum. Özellikle birçok insanımızın farkına varamadığı bir böcek kaçakçılığı olayı var. Mesela elimden aldığım notları okumak istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Belki son zamanlarda gazetelerde, medyalarda duyulmuş olabilir ama
Şimdi mesela geçen yıl yabancı uyruklu 6 kişi yakalanmış. Araçların yapılan aramalarda 48 türe ait toplam 6014 adet böcek bulmuş. Yurt dışına kaçırılan böcek bunlar. Bunlar içerisinde uğur böceği, geyik böceği türleri, süne, kımıl, ağustos böceği, sinek türleri, arı türleri. Yine geçen yıl Artvin kırsalında köylüler jandarma ihbarda bulmuş. Yabancı uyruklu kişilerin çantasından 650 kelebek çıkmış. Mesela. 650 kelebek, evet. Çok ciddi bir rakam. Daha önceki yıllarda bir kişi 1450 kelebek, daha önceki yıllarda 350 çeşit türde böcek, 350 çeşit türde böcekten bahsediyoruz. Bu toplu iğneden büyüklüğünde tutun da avuç içi kadar büyüklüğü olan böcekler. İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yakalanmışlar. Yani. Çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Aslında burada sizin yapmış olduğunuz bu projeler sayesinde toplumsal konulara da veya farklı anlamda da görsel iletişimi kullanarak, fotoğraf sanatını kullanarak mesajlar veriyorsunuz. Evet. Bu projeler burada esasen ön plana çıkıyor. Neticede sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalar, araştırmalar, yapılan kaçakçılıkta söz edilen türlerin sizler tarafından fotoğraflanması, belgelenmesi çok önemli çalışmalar bunlar. Hani bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Neler yapılması gerekir? Yani bunlara daha fazla nasıl dikkat çekilebilir? Çünkü bu böcek türleri ülkemiz için, ekolojik denge için çok önemli. Bunların var olması gerekiyor. Siz de yapmış olduğunuz çalışmalarla aslında sadece görsel olarak doğanın güzelliklerini değil, bir tarafta da bunların türlerinin yok olması, işte kaçakçılığı, farklı farklı şeylere değiniyorsunuz. Evet. Bunları da projelendiriyorsunuz. Bununla ilgili farklı projeleriniz var mı? Yapmak istediğiniz çalışmanız var mıdır hocam? Şimdi bu benim yaptığım projelerde mesela insanlarımız böcekleri fark ettirmeye çalışıyorum ben. Yani böcekler neden önemli? Yani insan hayatı için niçin böcek önemli? Veya doğa için böcekler neden önemli? İnsanlar şunu bilsin. Ya eğer böcek varsa insanın yaşam kalitesi artar. Böcek varsa doğa sürekliliğini korur. Bugün insanımız ne yazık ki küçük oldukları için fark edilemeyen bu canlıların insan hayatı için ne kadar önemli olduklarını bilemiyorlar, düşünemiyorlar. Yine aynı şekilde böcek kaçakçılığı çok basit bir haber gibi gelebilir insanlara veya çok basit bir olaymış gibi gelebilir. Bugün Avrupa neden böcek kaçırıyor? Avrupa niçin böcek kaçırılıyor? Neden bu böcekler bu kadar önemli? Avrupa'da böcek artık kalmadı mı? Yani bunların bir hesabını yapmak lazım. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da bir borsa oluşmuş bu böcekçilikle ilgili. İşte doğa tarihi müzeleri kurulmuş. Koleksiyoncular var. Buralara satılıyor. Yine aynı şekilde gen araştırmaları yapılıyor. Evet. Ben özellikle bu konularda halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Biraz gittiğim sunumlarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Özellikle fotoğraflarımı çekerken de bu küçük canlılarla onları karşı karşıya getirmeye çalışıyorum. Yani şimdiye kadar onları görmedikleri şekilde göstermeye çalışıyorum. Evet. Veyahut da göz göze getirmeye çalışıyorum. Dikkat ederseniz fotoğrafların büyük bir çoğunluğunda. Evet, ben de onu soracaktım, evet, hocam. Sizin şimdi yapmış olduğunuz çalışmalar tabii ki ciddi projelerde hizmet ediyor. Ciddi şekillerde ses getiriyor. Ama bir de farklı bir boyutu var. Yani çalışma şekli olarak tabir etmek gerekirse makro tarzında yapmış olduğunuz, evet, doğa fotoğrafçılığında makro tarzında yapmış olduğunuz çalışmalarda ilahi lütfun bize sunmuş olduğu bu küçük canlıların bizim gözümüzde göremediğimiz yönlerini ortaya çıkartıyorsunuz. Evet. Yani bir arının gözündeki dokuyu, bir kelebeğin gözünü, onun üzerindeki dokuyu en iyi şekilde bize aktarıyorsunuz. Bu kolay bir uğraş değil hocam, bildiğim kadarıyla. Evet. Hani ciddi bir emek Çok emek harcıyorsunuz istiyor, sanırım. Sabır istiyor. Yani bir objeyi çekmek için bayağı bir efor sarf ediyorsunuz. Zaman günün belli saatlerinde çıkmak zorundasınız. Erken saatlerde çıkmak zorundasınız. Onları uygun şekilde yakalamak zorundasınız. Habitat bölgelerini, yani onların yaşadıkları bölgeleri iyi tahlil etmek zorundasınız. Onları en uygun şartlarda nasıl çekebilirim? İnsanlara nasıl sunabilirim? Bunları değerlendirip ona göre çekimler yapıyorsunuz. Bu kolay bir iş değil. Gerçekten yorucu bir iş. Evet. O yönüyle size katılıyorum. Yani zor olduğu konusunda katılıyorum. Peki hocam, Türkiye'de küçük canlılarla alakalı arşivlenme hususunda yapılmış bir çalışma var mı? Yok. Ya, şu anda bizim ulusal bir doğa müzemiz yok. Evet. Bugün Avrupa ülkelerinin birçok Avrupa ülkelerinde var. Halbuki dünyada 1 milyon canlı türünün 100 bini bizim ülkemizde yaşıyor. Bu çok büyük bir potansiyeldir. Bunu değerlendirip bir doğa müzesi açılabilir. Gerçi üniversitelerimizin belirli bölümlerinde vardır o bölümlerde, ama biz doğa müzesi olarak bunu kastediyoruz. Yani insanlarımız bu böceklerin neden önemli olduğunu kamu spotlarıyla açıklanabilir, izah edilebilir. Bugün
özellikle önümüzde yaz sezonu yaklaştı. İnsanlarımız bu konuda uyarırsak ve özellikle yabancıları, kırlarda dolaşan insanların yaptıklarına bakarsak, dikkat edersek halkımız açısından... Evet, burada daha bilinçli olmak gerekiyor değil mi hocam? Yani Türkiye'de yurt dışından gelip de işte doğamızda gezen, kendisini bilim adamı olarak tanıtan veya farklı şekillerle tanıtan, halbuki farklı amaçlara hizmet eden kişiler olduğunu duyuyoruz. Hani evet. Acı bir gerçek bu. Bununla ilgili neler yapılması lazım? Yani etraftaki o bölgede yaşayan insanların nasıl bir duyarlılık göstermesi gerekir? Nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi özellikle burada kamu kurum ve kuruluşlara iş düşüyor. Yaz geldiği zaman afişlerle işte böceklerimize sahip çıkalım gibi afişler düzenlenebilir. Yine aynı şekilde biz şunu biliyoruz. Yani şimdi bugün bu tip insanlar küçük canlılar toplarken halka şunu söyleyebiliyorlar. Biz bir bilim adamıyız. İşte bilime hizmet ediyoruz. Bu yüzden topluyoruz diyebilirler. Bu şekilde kandırabilirler. Şunu unutmamak lazım. Yabancıların Türkiye'de böcek toplayabilmesi için kesinlikle bulundukları ülkedeki büyükelçiliklerden, Türk büyükelçiliklerinden izin almaları gerekiyor. Ancak ondan sonra toplayabilirler ve o sayı da çok sınırlıdır. Evet. Şimdi ben her halükarda diyorum ki bu tip olaylarla karşılaştıklarında en yakın güvenlik güçlerine ihbarda bulunsunlar. Eğer haklı bir gerekçesi varsa zaten o işin içerisinden sıyrılacaktır. Kesinlikle. Evet. Ama burada tabii hani bizim de toplum olarak bilinçli olmamız en önemli etken. Evet. Yani neticede biz evet sizin sayenizde ilgili olarak, fotoğraf ilgilileri olarak bu küçük canlıları tanıyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama sanırım herhalde bununla ilgili daha ciddi çalışmaların yapılıp toplumda, çünkü ben sizin fotoğraflarınızda baktığımda birçok görmediğim canlı türünü görebiliyorum. Veya detay olarak dikkat etmediğim dokularını, yapısal özelliklerini görebiliyorum. Bunların da sanırım geliştirilmesi gerekiyor değil mi hocam? Muhakkak. Yani bu alanda çalışmaların olması gerekiyor. Desteklenmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili sanırım şey yapılması lazım değil mi? Ülkemizdeki doğa fotoğrafçılığına olan ilginin arttırılması gerekiyor. Evet. Sadece doğa fotoğrafçılığı değil. Bence bugün ülkemiz hakikaten belgesel olarak güzel şeyler yapılıyor. Belgesel çekimler yapılıyor ama doğa belgeseli olarak düşündüğümüz zaman yeterli sayıda bir çalışmamız yok. Hatta Avrupa standartlarında bir çalışmamız yok. O yüzden Anadolu'nun, Anadolu toprağının zenginliğini, doğa zenginliğini yansıtacak çalışmalar yapılmış fakat çok zayıf kalmış. Ne yazık ki istenilen seviyeye gelememiş. Evet, bizdeki belgeselcilik anlayışı da sanırım birazcık daha kültürel. Yani insan üzerine kurulmuş bir belgesel anlayışı. Ama bu bizim için bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Doğada yaşayan tabiatımızın bize sağlamış olduğu o güzelliklerle alakalı, işte bu hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Bunlarla ilgili yapılmış ciddi bir çalışma yok. Bunun yapılması muhakkak ki gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Bununla ilgili nasıl bir süreç izlenmeli? Sizin fikriniz nedir? Yani buradan verebileceğimiz bir mesaj var mıdır? Açıkçası işte şöyle şöyle bir belgesel yapılırsa, bu gündemde tutulursa hem ülkemizde yaşayan, bu ülkenin topraklarında yaşayan kişiler bu canlıları tanımış olur. Ülkemizin doğal zenginliklerini görmüş oluruz diye söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj Şimdi var mıdır? Şimdi öncelikle bu tip belgesellerin niçin önemsiyoruz biz? Doğa insan için var olduğu sürece İnsan mutlu ve huzurlu olur. Evet. İnsan doğadan ne kadar uzaklaşırsa insan o kadar üzülür. Bizim prensibimiz bu. Doğaya sahip çıkan bir toplum olmadığımız sürece hakikaten birçok sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bugün bakın artık ben hep bunu takip ediyorum. Geçen yıl çektiğim bir alanda, çekim yaptığım bir alanda bu sene çekim yaptığım zaman o aynı canlılar türlerini göremiyorum. Yani nereye gitti bu canlılar? Veyahut da 4 yıl önce çektiğim bir kırsalda çektiğim canlıları bir daha bulamıyorum. Evet. Yani demek ki bu canlılar bir zarar görüyor. Yani niçin bunlar zarar görüyor? Neden sahiplenilemiyor? Yaşam alanları neden daraltılıyor? Türleri yok oluyor. Bunların araştırılması lazım. Çünkü dediğim gibi bu canlılar sayesinde biz birçok doğanın nimetlerinden yararlanabiliyoruz. En basitinden çiçeklerin döllenmesiyle ilgili, tozlaşmasıyla ilgili, evet. Değil mi? Yani sadece arının değil, birçok canlı, küçük canlının bu anlamda etkisi var. Bu ekosistem var. Bu ekosistemin içerisinde zincirin halkalarından bir tanesinin kırılması demek, doğal facianın yaşaması demek. Kesinlikle. Evet. Bu noktada sizin örnek verdiğiniz arılarımız vardı. Domates dölleyen, evet, farklı evet. Şeyler, farklı türlerde ki bizim aslında toplumsal olarak çok da fazla hakim olmadığımız, bilmediğimiz türler var, evet. Doğada. Yani bugün yurt dışına kaçırılan, mesela kaçırılmış veya götürülen mesela ipek böceği, bal arısı türleri,
bu bombus denen arı türleri yurt dışına götürülmüş, Hollanda'ya götürülmüş. Oralarda çoğaltılmış, ekonomik bir getiri sağlamışlar. Şimdi biz bu tip şeyleri önemsemediğimiz halde onlar önemsiyor. Evet. Hatta belki zamanında onlar da önemsemedi. Belki onlarda da bu tip canlılar vardı. Zamanla sanayileşen ülkeler kaybetti bunları ve şimdiden o değerleri kazanmaya çalışıyorlar. Biz şu anda biz bunlar elimizdeyken niye bunların kıymetini bilmiyoruz? Değil Kesinlikle. mi? İşte bence sizi zaten ayrı kılan, hani bu benim gözümde böyledir ki çoğu fotoğraf dünyasında da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sizi ayrı kılan yapmış olduğunuz çalışmaların aslında hepsinin birer mesaj olması. Evet. Sadece görsel olarak bir tabiatta var olan bir canlının bizim göremediğimiz güzelliği değil. Neticede vermiş olduğunuz bir mesaj var. Bakın bu canlı türleri var. Bu canlı türleri bizim ülkemizde. Biz bu doğasal, tabiatsal zenginliğe sahibiz. Ama biz bunlara maalesef sahip çıkamıyoruz. Evet, ben hep sloganım şu: küçük diye bir şey yoktur. Yani neden küçük diye bir şey yoktur? Şimdi bugün bu görmediğimiz, fark etmediğimiz canlıların aslında hayatımızda o kadar çok önemli fonksiyonları var ki. Şimdi sokakta, doğada yürüyüş yaparken farkında olmadığımız bu canlıları bu şekilde büyüterek çektiğimizde insanlar diyorlar ki, aa diyorlar, bu nasıl bir canlı? Ya ben bunu daha önce hiç görmemiştim. Veya kelebek görmüş ama ben kelebeğin hiçbir şekilde görmemiştim diyor. Veya kelebek gerçekten böyleymiş mi? Çünkü onların gördükleri bir kanat. Evet. Ama biz onu detaylandırdığımız zaman harikulade bir yaratık olduğu ortaya çıkıyor. Siz onlarla iletişim kuruyorsunuz sanki hocam. Yani ben fotoğraflarınızda mesela yakın plan çalışmalarınızda onların gözüne odaklandığınızda bir şeyler hissettiriyor bana fotoğraflarınız. Sanki siz çekerken de onlarla bir iletişim durumunuz söz konusu. Yani yaptığınız iş çok zor. Ben o yüzden çok saygıyla karşılıyorum, takdir de ediyorum çalışmalarınızı. Herkesin de yapabileceği bir şey olmadığını da çok iyi biliyorum. Kendim de fotoğraf amatörüyüm, fotoğrafla ilgileniyorum ve çok zor bir iş yapıyorsunuz ama burada önemli olan o küçük canlılarla, o varlıklarla iletişim kurabilmek sanırım, değil mi? Evet, uzun süre zaten bu işle ilgilendiğiniz zaman onların dünyasını tanımaya başlıyorsunuz. Nasıl beslendiklerini, ne zaman harekete geçtiklerini, hangi bölgelerde yaşadıklarını zaman zaman kavruyorsunuz. Mesela bana deyin ki, işte ben şu böcek türünü çekmek istiyorum hocam, nerede bulabilirim diye bana sorun. Ben onların sizin yaşadıkları alanları götürebilirim. Evet. Yani bir kendilerince bir habitat alanları var. Şimdi dolayısıyla ben orada uzun zaman vakit harcıyorum orada. Fotoğraf makinesine sarılmıyorum hemen. Önce onları inceliyorum, izliyorum, takipliyorum. Birkaç gün ondan sonra çekim anını ben kendim sonradan karar veriyorum. İşte mesela sabahın erken saatlerinde daha yeni yeni uyanmışlar. Karınları aç. Bir şekilde beslenmeye ihtiyaçları var. Bu kelebek olabilir veyahut etçil diğer küçük canlılar olabilir. Onları o anı yakalamak için bekliyorsunuz sabahın erken saatlerinde. Ha, Kesinlikle. bir de kaçmıyorlar sizden. Niye kaçmıyorlar? Çünkü daha yeni soğukkanlı hayvanlar oldukları için müsaitler. Hatta dikkat ederseniz benim fotoğraflarımın büyük bir çoğunluğu da işte beslenme anında Evet. çekmişimdir çoğunu. Beslenirken hiç benden rahatsızlık duymuyorlar. Aslında en ürkek olacakları zamanlar, Evet. beslenme zamanları. Evet. Çünkü yiyeceğinin elinden alacağını düşünecektir. O yüzden de hani kaçma durumu çok yüksek. Fakat siz onlarla ciddi anlamda iletişim kuruyorsunuz. Şimdi aslında onların yaşam larını tanıdıkça işler kolaylaşıyor. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, işte biz işte doğaya çıkıyoruz, sizin gibi fotoğraf çekmek istiyoruz. Fakat kelebeğin peşinden koşuyoruz, yakalayamıyoruz, çekemiyoruz. İşte şu böceği bulamıyoruz. Siz bunu nasıl buluyorsunuz, nasıl yakalıyorsunuz, nasıl duruyor? Şimdi bir kelebek çekmek için bile bir uygun saat vardır. Neden? Çünkü kelebeğin şöyle bir özelliği var. Kelebek sabah erken saatlerinde uçmaz. Evet. Neden uçmaz? Çünkü soğuk, nemli bir ortam geçirmiştir. Biz an geçirmiştir. Güneşin doğmasını bekler. O kanatlarını açar, kurutur. O nemin kurutur. Ondan sonra uçar. Yani İşte öğle vaktinde mümkün değil, onları yakalayamazsınız. burada tabii şey ortaya çıkıyor. Yani doğa fotoğrafçılığı yapmak aslında sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Gerçekten tabiatı çok iyi tanımanız, Evet. canlıları çok iyi tanımanız, doğru zamanlarda doğru yerlerde olmanız, onlarla iletişim kurmanı bilmeniz gerekiyor. Ben hani baktığım zaman bazen fotoğraf dünyasında çeşitli söylemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Üzücü söylemler bunlar bana göre. Doğa fotoğrafçılığını çok küçümsüyorlar ama bence yapılan türler fotoğrafçılık dallarında, türlerinde en zorlarından bir tanesi. Evet. Çünkü siz çok ciddi bir hazırlık süreciniz var. Yani gideceğiniz yerin belirlenmesi, o canlıları bulmak, orada onları doğru anda, doğru şekillerde yakalamak, onları tanımak, nelerden ürkebileceklerini bilmek. Yani çok ciddi bir emek veriyorsunuz bildiğim kadarıyla hocam. Evet, gerçekten öyle. Tabii mümkün olduğu kadar bu çalışmaları yaparken biz şurada dikkat ediyoruz. Bu canlıyı görsel olarak aktarırken, ha, nasıl insanlar bunu beğendirebiliriz veya bu objeyi ön plana nasıl çıkartabiliriz? İşte
çekim esnasındaki kadrajından tutun da arka fonun durumuna göre iyi bir sunum yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan burada nedir? Günlük hayatta farklı bir şekilde gördükleri o böcekleri en iyi şekilde onların önüne sunmak ve fark ettirmek. Yani bir böcek farkındalığını ortaya çıkarmak ortaya amacımız bu. Ama burada da şuna dönüyoruz hocam. Yapılan çalışmalar genellikle ülkemizde bireysel. Hani yine bizim bu canlılarla alakalı belgesel çalışmalarımızın yapılmasında ciddi şekilde bir şeylerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Çünkü bu bir eksiklik. Ama bunun da sanırım bazı handikapları var. İşte ekipman yetersizliği veya doğal koşulların sağlanamaması. Bunlarla ilgili kurumların da destek ve teşvik etmesi Şimdi gerekiyor. Şimdi destek gelir. Şöyle gelir. Şimdi bugün Avrupa neden bir belgesel çekimindeki bütün işte aracını, gerecini, ekibini çok hızlı bir şekilde yapılandırarak kuruyor? Çünkü adamların ihtiyaçları var. Neye ihtiyaçları var? Adamlarda doğa kalmamış. Yani doğa var, suni doğa var. Yani insan eliyle oluşturmuş suni doğalar var. Evet. Bizim ülkemizde doğa kaynakları da hala ayakta ve çok güzel. Hem endemik bitki olsun, farklı canlı türleri olsun hala daha var. O yönden zenginiz. Evet. Ne zaman ki ülkemiz bu tip şeylerden yoksun olmaya başlayacak, o zaman kamu kurum ve kuruluşlar diyecekler ki haydi bakalım bu böceklerimizi koruyalım, doğamızı koruyalım. Yani iş işten geçtikten sonra bir faydası yok bu işin. Kesinlikle. O yüzden şu anda varken bunları korumamız gerekiyor. Evet, maalesef ülkemizde bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Tabiatımızdaki var olan işte haberlerde çok sık karşılaştığımız belli bölgelerde karşılaşılan Anadolu kaptanı, vaşak gibi çeşitli hayvan türlerinin türünün tükendiği, bunların var olanların da yine büyük canlılarda bile tabiatın oluşturmuş olduğu büyük canlıların bile kaçırıldığını biz sonradan görebiliyoruz ama maalesef ki işin acı tarafı bunları öldükten sonra görebiliyoruz. Evet. Yani katledildikten sonra bu hayvanlar bunları görebiliyoruz. Evet, böyle bir canlı yaşıyormuş diyoruz değil mi? Kesinlikle. Bölgemizde, ülkemizde böyle bir canlı vardı. Yani keşke bu canlı, böyle bir canlının olduğu sürekli gündemde tutulsa, insanlarımız konuda duyarlılık gösterilse, bilinçlendirilse bugünkü o geçmişte gördüğümüz o kıyımlar olmayacaktı. Kesinlikle. Olacak. Yani biz acıyla izliyoruz sadece ama evet. Çok isteriz ki işte o bölgelerde de sizler gibi sanatçılarımız çalışmalar yapabilip yani buna gerekli destekler, teşvikler sağlanıp o canlı türlerinin yaşadığı bölgelerin tespit edilip o bölgelerde bunlarla ilgili belli korumaların yapılabilmesi. Çünkü şu anda günümüzde var. Hani bu canlı türlerin avlanması vesairesi yasak. Ama insanlar o canlı türün ne olduğunu bilmiyor. Yani bugün Anadolu kaplanı diyoruz. Çok ülkemizde bütünleşmiş bir isme sahip olan evet. Bir kedi türünü biz katledildikten sonra neye benzediğini görebiliyoruz. Evet, birçok insan öyle görüyor. Bilmiyoruz çünkü bunun ne olduğunu. Hani bunlar da işte fotoğrafla yapılan çalışmalarla, belgelerle, görsellerle bizim tarafımızdan ancak öğrenilebilir ve bilinebilir. O yüzden burada esasen sanırım sizler gibi değerli sanatçılarımıza kurum ve kuruluşların destek verip, teşvik verip bunların artık toplumsal bir algı oluşturulup bize sunulması gerektiğine inanıyorum. İnşallah sizlere, sizler gibi çalışan büyüklerimize bu konuda destekler gelir ve bizler çok çok daha farklı canlı türlerini de sizler vesilesiyle görebilme şansına sahip oluruz evet. Diye düşünüyorum. Evet. Hani bu önemli bir etkendir. Evet. Diğer o bahsettiğimiz o diğer projelerden bahsedelim biraz. O birincisi böcek kaçakçılığıydı. Evet. Diğer projemizin konusu da şeydi. Bu insan eliyle verilen zararlar. Yani insana ait olan bazı projeler yüzünden zarar gören canlılardan evet, bahsettik. İnsanların doğaya verdiği yani zararlar. Nedir bu insana ait olan projeler? Şimdi toplumsal bir proje yapıyoruz. Yani insanımıza hizmet etmek adına. Fakat bunu yaparken tek taraflı davranıyoruz. İnsanımıza hizmet edelim derken diğer canlıların haklarını yiyoruz. Bu dengeyi bir şekilde kurmamız lazım. Şimdi bugün işte elektrik santralleri kuruluyor, suni göller oluşturuluyor. Bunları yaparken doğadaki dere kaynaklarının suları yok ediyoruz. Kesiyoruz. Ve ne oluyor? O dere yataklarında yetişen endemik bitkiler, diğer canlılar soyu kayboluyor. Soyu tükeniyor. Şimdi biz bunları itiraz ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar yapmayın. Yani şimdi bu canlılarımızın var olması için buradaki su akışının devam etmesi gerekiyor. Onlar da diyorlar ki işte yasalar gereği %10 biz can suyu bırakıyoruz zaten. Şimdi %10 can suyu kime yeter? Oradaki canlıları yeter mi? Çok önemli bir soru. Değil mi? Yeter mi? Yeter. Yetmiyor. Nitekim bugün Karadeniz bölgesine gidin, başka bölgelere gidin. Tamam, çok güzel projeler yapıyor insanlar. İnsanlara hizmet eden çok güzel şeyler var. Fakat ne yazık ki doğayı ihmal ederek yapıyorlar bu projelerini, gerçekleştiriyorlar. Biz rica ediyoruz, lütfen doğayı da göz önünde bulundursunlar.
O dere yataklarındaki suları da rahat bıraksınlar. O %10'luk can suyu ne yazık ki onları korumuyor. Onların ihtiyaçlarını yetmiyor. Yani zaten %10'luk suyu bıraktığınız zaman diyelim ki derenin uzunluğu 30 kilometre. Zaten 10 kilometre sonra o %10'luk can suyu kayboluyor. Kayboluyor. Toprakta kayboluyor. Geri kalan yine kuruyup kalıyor. O Evet. yüzden buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii şey de var hocam herhalde burada bilinçsiz çiftçilerimiz de söz konusu. Yani bir alanda baktığınızda bu böcek ilaçlamaları farklı şeyler aslında tabiatın varoluşunu sağlayan oradaki besin kaynaklarının da üremesini farklı şekillerde üremesini sağlayan tabiattaki böceklerin veya küçük canlıların diyelim bunların yok olması için de bilinçsiz bir ilaçlama da söz konusu günümüzde. Evet, şimdi nedense Avrupa'da bu doğal gıdaların böcekli olması, kurtlu olması önemsenmiyor. Yani doğal olsun, ilaçlı olmasın. Evet. Yani ne bileyim, hormonlu olması, şu olmasın, GDO olması falan. Bizim ülkemizde bir ara bu şeydi, yaygındı. Yani bu zararlı ilaçların kullanılması. Ben günümüzde yavaş yavaş terk edildiğini düşünüyorum. Pek artık eskisi gibi görmüyoruz. Eskiden çok öyle bir katliam yapılmış. Yani bilinçsizce tarım ilaçları kullanıldı, türler yok edildi. Eskiden gördüğümüz uğur böcekleri. O kadar çok uğur böceği olurdu ki eskiden. Evet. O kadar çok kelebekler olurdu ki. Şimdi yok. Şimdi düşünün, arıyoruz. Yani düşün, bir Akdeniz bölgesinde yaşıyorum ben. Ben Akdeniz bölgesinde işte kırsal alana çıktığım zaman kelebek arıyorum. Fotoğraflamak için kelebek arıyorum. Eskiden biz kelebek aramazdık. Eskiden kelebekler bizim evimizin yanındaydı. Öyle kelebekler sokağımızdaydı. Şimdi artık ancak Yok yani, bakir evet. bölgelerde bulabiliyorsunuz. Ancak. Tabii bu maalesef aslında bir doğa katliamı. Tabiatın ekolojik dengenin bozulmasının sinyalleri bunlar. Bunlar da Evet. çok kötü şeyler. Umarım geç kalmayız bu konuda. İnşallah, inşallah Evet. umarız geç kalmayız. Peki hocam, sizce Türk doğa fotoğrafçılığının dünyadaki yeri nedir? Yani biz dünyada, dünya fotoğrafçılık literatüründe veya belli kurumsal yapıların içerisinde Türk doğa fotoğrafçılığı olarak bir yer bulabiliyoruz mu? Yani bizim orada bir yerimiz var mı? Veya yapmamız gerekenler nelerdir? Çünkü amacımız tabii ki biz ülkemizle ilgili çalışmaları, ulusal projelerimizi hayata geçireceğiz. Milli benliği bir bilinci oluşturacağız. Bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yapacağız ama bir şekilde de dünyada da belli bir saygınlık ve yetkinlik kazanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu noktada Türk doğa fotoğrafçılığının dünyadaki yeri nedir hocam? Ne yazık ki hiçbir şekilde bir yer edinmiş durumda değiliz. Bugün kendi değerlerimizi, kendi tabiat değerlerimizi sahiplenmek istiyorsak bizim öncelikle bu tip çalışmaları yapmamız gerekiyor ve hızlandırmamız gerekiyor. Yaparsak diyecekler ki evet, Türkiye'de bir doğa var ve insanlar bu doğayı tanıyorlar, sahipleniyorlar, bilinçleniyorlar, belgeseller çekiyorlar diyecek. O zaman bakın, buraya böcek kaçakçılar geliyor mu? Veya böcek kaçırmak için uğraşıyorlar mı? Çünkü sahipleniyoruz. Farkında Kesinlikle. olacaklar. Bugün bakıyorsunuz, belgesel, Türk doğa belgeseli diye bir kavram yok ki Türkiye'de. Böyle bir şey yok. Oluşturulamadı. Ama ben yine de ümit ediyorum. Yani çünkü günümüzün insanların, gençlerine bakıyorum. Doğaya ilgi duyuyorlar, çekimler yapıyorlar. Umarım ileride böyle şeyler de olacaktır diye düşünüyorum ya. İnşallah ama şimdi şöyle hocam, şunu da ifade etmek isterim. Ülkemizde doğa fotoğrafçılığına yönelik bir ilgisizlik var sanırım. Yani bunu tabiri caizse böyle ifade etmek istiyorum. Çünkü uluslararası mecralarda biz takip ediyoruz. İşte bunu uluslararası yarışmalar olabilir, etkinlikler, sergiler, sempozyumlar olabilir, farklı çalışmalar olabilir. Ülkemizden katılımcı sayısı yani doğa kategorisinde diğer alanlarda çok başarılıyız. Çok ciddi arkadaşlarımız Hep çalışmalar var, evet. yapıyorlar. Bunları takip ediyoruz ama doğa alanında iki elin 10 parmağını geçmeyecek kadar kişi. İşte bunlardan birisi sizsiniz. Diğerleri değerli hocalarımız, arkadaşlarımız. Bunlar sadece bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili ne gibi tedbirler almamız lazım veya buna doğa fotoğrafçılığına ilgiyi nasıl arttırmamız gerekiyor? Sanırım bu biraz sevgi, tutkuyla ilgili bir şey. Yani doğaya kendini yakın hissediyorsan bunu bir ihtiyaç hissediyorsun zaten. Veya doğada herhangi bir sıkıntı hissediyorsan bunu diğer insanlara anlatma ihtiyaç hissediyorsun. Fotoğraflayarak hissediyorsun. Dediğim gibi galiba bu biraz doğaya olan ilgimizden, sevgimizden, tutkumuzdan kaynaklanıyor. O zaman doğaya olan ilgimiz artabilmesi için de aslında sizin çalışmalarınızın, sizler gibi hocalarınızın çalışmalarının ön plana çıkması gerekiyor. Çünkü insanların tabiatın bu güzelliklerinden haberdar olup onları Evet. sevmeleri gerekiyor. Bu güzellikleri görmeyip bir doğaya olan ilginin çok ciddi anlamda ilerleyeceğini şahsen ben düşünmüyorum. Bu noktada da sizlere çok büyük işler düşüyor. Teşekkür ederim. Ben şahsen şunu söylüyorum. Yani ben kendimi yaşamsal olarak iki bölüm ayırıyorum. İşte doğa fotoğrafı
çekmeden önceki hayatım, doğa fotoğrafı çekmeye başladıktan sonraki hayatım. Neden? Çünkü ben bu küçük canlıları tanıdıkça, bu küçük canlıları öğrendikçe dünyam daha başka değişti. Yani dünya içinde dünyaları gördüm. Evet. Aslında bu büyük dünyayı, içinde yaşadığımız bu büyük dünyayı küçük dünyaların yönettiğini, küçük dünyaların şekillendirdiğini ve var ettiğini fark ettim. Ne kadar güzel hocam. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim sayın seyirciler. Aramızdan sonra tekrar karşınızdayız.